Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kurultay tarihi 10 Temmuz 2016 olarak belirlenmiş ve de kamuoyuna ilan edilmiştir. Ancak aylardır aziz dava arkadaşlarımızda kafa karışıklığı yaratarak oluşturulan bilgi kirliliğinden sonuç almayı umut edenler, bu defada Milliyetçi Ülkücü Hareket'in birlik ve beraberliğine bir kez daha musallat olmuş, 19 Haziran 2016 tarihinde olağanüstü kurultay yapılacağını ilan etmişlerdir. Ortada Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili organları tarafından karar altına alınmış ve kamuoyuna ilan edilmiş olan bir kurultay takvimi mevcut olmasına rağmen, dava arkadaşlarımız yasal geçerliliği olmayacak sözde bir kurultaya davet edilmiştir. Kurultay yasal değildir. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından onaylanmış olması, çağrı heyetinin yasalara, tüzük ve mevzuata aykırı olarak kongre toplamak hakkını vermeyecektir. Siyah Siyasi partilerin büyük kurultayı ancak ve ancak Ankara'nın il merkezinde toplanabilecektir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 31. maddesi, "Siyasi partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde bulunur." ifadesine yer vermiştir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 3. bölümünün başlığı "Merkez Teşkilatı" şeklinde olup, bu bölümün ilk maddesi olan ve de siyasi partilerin genel merkez teşkilatı başlığını taşıyan 13. maddesi, "Siyasi partilerin merkez organları Büyük Kongre" Genel Başkanla diğer karar yönetim icra ve disiplin organlarından ibarettir ifadesine yer vermiştir. Görüleceği üzere siyasi partiler kanunu Büyük Kongre'yi merkez teşkilatı organları arasında saymış olup merkez teşkilatının da Ankara İl Merkezi'nde olacağına işaret etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğünde aksi yönde bir hüküm bulunmadığı gibi parti tüzüğünün 14. maddesine göre parti genel merkez teşkilatı Ankara İl Merkezi'nde kurulur ifadelerine yer vermiştir. Ancak hal böyle olmasına rağmen 19 Haziran 2016 tarihli MHP olağanüstü büyük kurulta tüzük değişikliği gündemli Ankara İl merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Akgürt ilçesinde gerçekleştirilmeye teşebbüs edilmiştir. Yargıtay istisnasız bütün kararlarında tüzel kişinin merkezi ve yerleşim yeri kavramlarını, tüzel kişilerin yerleşim yeri başlığını taşıyan Türk Medeni Kanunu 51. maddesi ışığında tespit etmektedir. Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere tüzel kişinin merkezi kavramı tespit edilirken, yargı çevreleri esas alınarak tespit yapılmaktadır. Ankara'nın 32 kilometre dışında ayrı bir yargı çevresi olan ve ayrı bir idari birim olan Akgürt ilçesinde siyasi parti kongresi yapmaya teşebbüs etmek asla yasal bir işlem değildir. Devletin eli altındaki resmi kurumların yasal olmayan ve Ankara il merkezi dışında toplanan bu kurultay girişimi karşısında sessiz kalmaktadırlar. Oysa bugüne kadar verilmiş olan yargı kararlarında da merkezin bulunduğu çevre dışında gerçekleşen genel kurulların yok hükmünde olduğu açıkça vurgulanmıştır. Ayrıca 19 Haziran 2016 tarihinde tertip edileceği söylenen yasadışı kongreye ilişkin olarak ilan usullerine uyulmamış ve de kongrenin iptaline sebebiyet verecek mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle söz konusu kurultayın yasal zeminde hayat bulması mümkün olmayacaktır.